Senin de sağlığına. Hanımım, bizi emretmişsiniz. Evet Yasin Ağa. Hepimiz çok zor günler geçirdik. Ben bu zor günlerimde yanımda olduğunuz için size teşekkür etmek istedim. Muzaffer Ali'nin yokluğunda bana destek olduğunuz için teşekkürler. Bu arada kalbinizi kırdıysam da kusura bakmayın. Estağfurullah hanım. Ne kusuru? Bebeğinizi çaldırdınız. Az bir şey. Neyse. Geldi geçti çok şükür. Öyle değil mi kız? He. Tas tamam, sapasağlam bulundu ya Allah'a çok şükür. Yasin Ağa, kapıdaki nöbetçi yerlere yemek dağıtmayı unutmayalım, tamam mı? Emredersin sanırım. Merak etme. Orhan denen herif yanlarında olduğu sürece ne Güllü ne de bebeği güvende. Bir yolunu bulup o herife gününü göstermeliyim Ahmet. Başın zaten yeterince dertte Kemal. Yakacaksın kendini. Umurumda değil. Bir şeyler yapmalıyım. Güllü'ye her şeyi anlatmalıyım. Nereye gidiyorsun Kemal? Çiftliğe. Delirdin mi sen? Buradan çıktığın an tutuklarlar seni. Böyle oturup duramam Ahmet. Güllü'yle konuşmam lazım. Diyelim ki buradan çiftliğe kadar gidebildin. İçeri nasıl gireceksin ha? Jandarmalar koruyor çiftliği artık Kemal. Yapma ne olursun. He? Bir yolunu bulmalıyız. Hemşire. Kusura bakma Ahmet. Gecenin bir vakti kapını çaldım ama bir soru soracaktım. Yarın sabahına gelsen de konuşsak. Biraz işim var içeride. Yarın sabah geç olabilir. Kemal burada mı Ahmet? Korkulacak bir şey yok. Ben her şeyi biliyorum. Hamza bana anlattı. Ben Kemal'e yardım etmek istiyorum. Bırak gelsin Ahmet. Buyur Cemşire. Geç kardeşim. Kusura bakma Kemal. Bu Orhan denen deyiz öyle şeytana papucunu ters giydiren ki... Jandarmaya bile lafımı anlatamadım. Ama sen bu herifin ipliğini pazara çıkartacak bir plan biliyorsan... ...sana yardım etmeye hazırım. Çünkü bu herif onların yakınlarında olduğu sürece... ...ne Güllü ne torunum güvende değil. Çiftliğe gitmem, Güllü'ye her şeyi anlatmam lazım. Ama içeri nasıl gireceğim bilmiyorum. Ha, ben biliyorum öyle bir yolu. Nasıl? Raşit göstermişti. Ha? Aha. Kemal, sen buradan yürü, meyve bahçesinin girişinde bekle. Tamam Cemşire. Hadi. Hayrola Cemşir? Yok bir şey Yasin ağam. Zehra'yı göreyim dedim. Diyeceklerim vardı. Buyur geç. Gülizar sen de koş haber ver. Cemşir Efendi geldi. Zehra Hanım'a bir DJ varmış. Az bir dışarı çağırıyor kendisini. Bu da çok yüz buldu ana. Söyle ona torununu görmek istiyorsa daha çok bekler.
Elini kolunu sallayarak gelemez böyle çiftliğe. Tamam kızım, sen sinirlenme. Ben şimdi çıkar derim ona her şeyi, bir daha gelmez. Gülizar, Muzaffer'in sütünü getir. Cemşir. Bir şey mi oldu? Yok bir şey Zehra. Bak, dediklerimi iyi dinle. Hı. Soru da sorma. Hı. Şimdi Güllü'ye gidip diyeceksin ki... baban aşağıda... sana bunları Kemal nedeniyle söylüyor. Sahlandığı yeri bilen bir adam varmış. Gelmiş babana bulmuş. Meyve bahçelerinin orada seni bekliyormuş. Gidersen Kemal'in sahlandığı yeri söyleyeceğim sana. Neden doğrudan beni görmeye gelmemiş adam? Aa, bilmiyorum ki. Jandarmalardan korktu herhalde. Sen miydin Ramazan? He, Deze ben geldim. Gel. Kim var orada? Çık ortaya. Güllü, sana söylemem gereken şeyler var. Güllü çok mühim. Güllü, Orhan'dan uzak dur. O adam çok tehlikeli. Çocuğunu o kaçırdı. Suçu benim üstüme o yıktı. Güllü, Güllü sana ve çocuğuna zarar verecek. Beni dinle ne olursun. Güllü, o adam... Kemal burada! Yetişin! Güllü. Jandarmalar! Güllü. Yetişin! Kemal burada! Yetişin! Jandarmalar! Jandarmalar!